Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis çayı, viyadüğü ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşuyor. Bir dönelim. Bitlis kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamlamıştık. Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözüyoruz. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi Bitlis'le birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in gündemi de artık gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekillenecektir. Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da Allah'ın izniyle bu senaryo artık işlemeyecektir. Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye yüzyılını başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma, her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat, eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkartıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye yüzyılıyla zirveye çıkartmakta kararlıyız. Değerli arkadaşlar, kalkınmanın temel şartı olan ulaştırma yatırımları her zaman önceliklerimizin başında yer almıştır. Daha önce yaptıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Sadece son 3 ayda hizmete sunduğumuz ulaştırma yatırımlarını hatırlamak bile tek başına bu konudaki çabamızı göstermeye yeterlidir. Evet, son 3 ayda Pendik, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını, Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık yolu, Asos ve Troya tünellerini, Malatya, Hekiman yolunu, Diyarbakır, Güneybatı çevre yolunu, Tok, fabrika yollarını, Gaziantep, Gazi rayı, Batman, Hasankeyf tünelini, Artvin, Yeni Yusufeli yolları
ve tünellerini. Konya Eğiste Hadimi Viyadüğünü. Ağrı Tutanak, Tutak, Hamur, Patnos Bölünmüş Yolunu. Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolunu. Samsun Kavak Asarcık Yolunu. Mardin'de Midyat Şehir Geçişi ve Nusaybin Yolunu. Yine Mardin'de Kızıltepe Köprülü Kavşağı ile Derik Şehir Geçişi ve Kızıltepe yolunu hizmete açtık. Bugün de Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yollarını bu eser kervanına dahil ediyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Tüm bunlar sadece ulaştırma alanında ve son 3 ayda gerçekleştirdiğimiz açılışlar. Aynı dönemde diğer alanlarda tamamladığımız hizmetleri de saymaya kalksak saatler yetmez. İnşallah önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca daha pek çok yatırımı bu şekilde hizmete açmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha viyadüğümüzün ve bağlantı yollarının Bitlis'imize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.